Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Suudi Arabistan Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Red Bull'da son durum ne? Ortalık karışık. Çaylak Bearman Sainz'ın yokluğunda Ferrari'de nasıl performans gösterdi? Hepsini şimdi Atay'la konuşuyoruz. Evet Ato, hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Suudi Arabistan Grand Prix hafta sonu geride. Ehlem ve sehlem. Selam el hayır. Sen Arapçayı çok iyi bilirsin. Sabah el hayır, evet. Evet. Yarış abi kullu, sıkıcıydı. Arapça Türkçe karışık konuşuyorum. Külliyenden olan. Kullu, evet. Hmm. Ya tamamen. Tamamen. Evet, çok sıkıcıydı. Evet. Başka Arapça ne söyleyebilirim? Ya artık her hafta böyle girmeyelim ama ben seni şu an Vahed kayıttayken uyarıyorum. Her hafta böyle giremeyiz. Her hafta niye, ne yaptık ki? Yok, yarış sıkıcıydı falan. Yok, her hafta Arapça girmiyoruz. Ha, her hafta ben dedim geç hafta Bahreyn'de de sabah el hayır diye mi girdim? Yok. Yok, hayır. Yok öyle şey, aslında yarış şöyle, Birman çok güzel renk kattı yarışa. Evet, hafta sonunun highlight'ı oydu. Çünkü şeyi bekliyorduk zaten yani. Hani Verstappen pole'den başladığı zaman bir sürpriz gelmiyor bu aralar. Evet. Hani acaba araç arızası gelir mi? Grand Slam yapamaması sürpriz aslında. Ha evet, son tur Leclerc böyle durduk yere hardlarıyla şey aldı. Hızlı tur aldı, en hızlı tur aldı falan ama. Evet. Şey, Bearman zaten mesela ilk virajda da F1 reisi de zaten full Bearman'a odaklıydı. Tabi bir kaza çıkar mı falan. Ya hem o var hem işte. Kemas bir şey olur mu? Tabi bir de arka sıralardan başlayan bir Ferrari baktınız zaten teknik olarak yani. Yani orada oralarda yeri olmayan bir evet. Araç var arkada. Evet. Peki yarışa gelmeden ya Red Bull'u bence bir toparlayalım diyorum. Çünkü Red Bull'da gündem ya sürekli değişiyor her gün. Evet. İşte en son Horner işte Avustralya'dan önce istifa edecek. Evet. Ya da görevden alınacak falan gibi şeyler vardı. Hemen sonra bu yalanlandı. Sonra falan. Yalanlandı. Bir de F1 Insider'dan geldi. F1 Insider bayağı lafına güvenilir bir evet. F1 haber kurulu. Ya burada iki cephe var. Bu iki cepheyi bir özetlemek ister misiniz? Abi şöyle, Horner cephesi var bir tarafta. Horner'ı zaten bunaltma köşesinde güzel bir evire çevire bunaltacağız. Evet. Red Bull'da şöyle bir olay var şu an. Bir taraf Verstappen ve Helmut Marko tarafı. Evet. Diğer tarafta Horner tarafı. Ama ve şey, Avusturyalı ortaklar. Avusturyalı, evet, ortakların tarafı. Horner'ı değil şey. O ne? Ne oldu lan? O ne? Bir anda patlama mı oldu? Tamam, bu zaten sizin abone olmanızı gerektiren bir efekti. O yüzden sorun yok, devam ediyoruz değerli dostlar. Siz de abone, yorum. Bu arada üşenmezseniz seviniriz. Evet. Tayland cephesi de Horner'ı tutuyor. Tayland cephesi Horner'ı tutuyor. Avusturya cephesi Helmut Marko'nun tarafında, yani evet. Daha doğrusu Verstappen'in tarafında, evet. Ve böyle karşılıklı devamlı bilgi ilgilenmeleri oluyor. Bu ne işte? Önce Horner'la başladı bu. Sonra hı-hı. Horner temize gitti, aklandı hı-hı. bağımsız bir yer tarafından. Hı-hı. Sonra o gün Horner'ın bütün yazışmaları falan açığa sunuldu. Ardından biz bu hafta öğrendik ki Red Bull 700 bin euro gibi bir şey ödemiş o hanımefendiye tazminat evet. olarak. Red Bull, daha doğrusu şey, birileri buna karar vermiş şirket içinde. Red Bull da demiş ki bunu 1 milyona tamamlayalım. Hı. Zaten şey, eğer bir şey yoksa niye tazminat ödüyorsunuz? Bir yani olay evet. tescillendi zaten, bitti yani. Bir taraftan da bu şeyin, kadın U2'nun gitaristinin evet. damadının karısıymış. Ve U2 şu an işte don't be bilmem ne be Christian, işte don't be bilmem ne ahlaksız olma Christian ol gibi bir şarkı hazırlıyormuş. Evet, Christian Horner'a. Evet, Christian Horner'a ithafen. Christian Horner'ın tacizciliğine ithafen böyle bir şey hazırlıyorlarmış ve yani çarşı karışacak yani. Yeterince karışık değilmiş gibi. Ya hakikaten gerçeküstü olaylar oluyor ya bence. Ya evet, bir de her ya yani bu kadar herkesin ortasında, bir de yani kaç senedir bu kadar hani takımın ve operasyonun iyiliğinden bahsederken aslında evet. kapalı kapılar ardında dağılmaya müsait bir yapı varmış. Bildiğin. Ya hem hakikaten öyle. Hakikaten bir succession durumu var yani. Evet. Burada. Bilmiyorum daha önce de dedik mi bunu ama. Succession durumunu demedik bu arada. Succession sadece şey için demiştik. Drive to Survive 1. bölüm yorumu için ha, söylemiştik. Şey, Stroll. Evet. Lawrence Stroll için demiştik. İşte Dietrich Mateschitz gidince aslında biraz dayandılar. Sonra ortalık karıştı. Orada kimin gücü yani, demek ki dengeyi o koruyormuş. Abi denge de ya, Horner terbiyesizmiş yani. Hani bunu zaten... Ya hayır, oralar tabii ki. Dietrich Mateschitz de herhalde şey olurdu herhalde. Onu da kargolarda şey durum var mesela. Horner şey diyor.
Ne diyor? De diyormuş yani. Ya bu takım hani şeye göre değil. Ya Verstappen gitsin, Helmut gitsin, Adrian Newey gitsin. Ha, Red Bull bunlardan büyüktür. Ha, Red Bull 5'ten büyüktür diyor. Evet, olabilir. Olabilir. O zaman kardeşim şimdi 2018'de... Sen de, ha, sen de git. Sen niye gitmiyorsun? Yani madem Red Bull herkesten büyük. Yani. Ya burada da gerçek Horner keşke bizi izlese ya. İzlese aşağı yorum atsa da bir. Kararı değişir değil mi bu konuda? Gerçekten ya. Çok acayip yani. Adrian Newey'nin eşi bizim Türklerin tweetini like'lıyor falan. Bu alakasız. Yani. Ya evet. Bilmiyorum yani Red Bull'un karışması bu devam edecek gibi daha. Böyle bir anda kapanacak bir konu değil gibi. Zaten her, şey gibi, her hafta konu edeceğiz gibi duruyor bunu. Böyle Rusya-Ukrayna savaşı gibi oldu. Hani birinci hafta bitmedi ya. Evet. Sonsuza kadar sürecek gibi duruyor yani. Evet. Buradan yarışa geçelim o zaman. Geçelim. Biz bu arada bugün bir şey röportajı gelmiş gibi değil miyiz ya? Tabii çok uyumluyuz. Ya evet değerli izleyenler, artık sizin de desteklerinizi ya şu şey işini bir halledelim ya. Sponsorluk işini halledelim ya. Yani şu kanalda bizim üstümüzde merchsüz kıyafet yok. Vallahi gardırobumuz Serhan Acar'ın gardırobu gibi oldu yani. Evet, ben ofise hiçbir şey giyemiyorum ya. Düz şey beyaz gömleğimiz kalmadı ya. Kalmadı abi. Ofisi gerçekten hiçbir şey giyemiyorum. Sponsorluk için halledelim hani, kıymetli dostlar. Tabii. Nasıl halledebiliriz peki? Bir şey abone olacaklar, beğenecekler ve bütün kilitler açılacak. Bak tamamen ücretsiz, evet. Çok hızlı yöntemler. Mükemmel, yani. Değil mi? Evet. Sonra bir bakmışsın Fantasy Ligi'nin kazananına o sponsorumuzdan bir ürün gelmiş. Bak bize zaten öyle olacak. Artı şey bu arada yeni abone olan değerli izleyenlere de teşekkür ederiz. Yani evet. Bu ay 45'e yakın abone aldık ki yani bizim... O kadar aldık mı ya? Tabii. Yani 120'lerde falandık sezon başlamadan. Şu an 170'lerdeyiz. Rüya gibi ya. Daha ikinci yarış yani bu. Evet. O yüzden gerçekten samimi teşekkür. Evet. Aşkurak. Şimdi Arapça girdik. Almanca da girer. Aynen şukurak. Şeye kadar öğren. Almanya Grand Prix'si de kadar öğren. O zaman da onunla gireriz. Tamam. Dankeschön zaten yani. Hani onda bir şeyimiz yok. Evet. O zaman Red Bull'la girelim. Verstappen bir başladı, bir bitirdi. Verstappen'i görmedik zaten. Aynen. Verstappen yine çok görüntüye gelmedi. Evet. Farklıydı herkesten yine tempo olarak. Grand Slam yapamadı. Evet. Stroll'ün garajını basması falan gibi durumlar olabilir miydi diye abartalım. Tabii ki öyle bir şey yok. Ama Stroll orada yaptığı kazayla Norris'in pite girmemesiyle yarışta liderliği kısa bir süre olsa da kaptırdı. 5 tur. Bir kaptırdığı bir nokta var. Bu arada arada Stroll'ün garaj basması falan dediğinde öyle bir senaryoda Verstappen'i alırlar arabanın egzozundan sokarlar kafasını yani Aston Martin garajında. Aston öyle Martin şey garajı çıkamaz. Daha şey midir diyorsun? Adamı var ya yerle eksan eder Aston Martin garajı. Kavgaya gitsem oradan adam alır mısın? Patronun oğluna dikleniyor biri ya. Bir de orada bir turuncu saçlı bir eleman var. Biraz da uzun böyle Bottas gibi. Ha, olabilir. O dikkatimi çekiyor. Zaten mesela Red Bull'da da o şey siyahi abi var uzun saçlı. Hmm. Netflix guy. İşte McLaren'de TikTokçu var bir tane. Hmm. TikTok'ta var her videosu 80,000 like alan bir şey var. Bir tek kimden bir eleman var aynı. Peki. Ya Verstappen bildiğimiz gibiydi yine. Yok en etti. En yakın rakibi Perez'le bir 0,2 civarı bir ortalama tur farkı sağladı. Felfecir etti bizi evet. Aynen. Perez'e baktığımızda da Perez yarışa ilk çizgide başlayamadı. Üçüncü başlayabildi. Ama Leclerc'e geçmesi de çok uzun sürmedi. Başta Leclerc güzel direndi kalkışta. Ya oradaki savunmasını beğendin diye düşünüyorum. Evet o güzeldi. O ya çok böyle bir şey gibi satranç gibi bir hamleydi yani. Hani böyle devamlı olan hadi geçil daha geçil daha geçil daha geçecek diyorsun. Sonra mesela 6. viraja bir geliyorlar. Ha adam o yüzden içerideymiş. Diyorsun ve şey uzayıp gidiyor Leclerc. Tabii evet. Çok uzun sürmedi. Ben şey düşündüm ya bu Perez ne kötü bir şoför ya. Lan bu adam ne kötü bir adam ya. Ya çok kötü abi adam. Ya evet. Düşünsene mesela bak Verstappen'in altındaki arabayı düşün. Tamam Verstappen yani pilot olarak çok önde eyvallah. Bak hemen like'lar geldi kaçırmadık. Pilot olarak çok önde tamam. Ya ama ne kadar önde olabilir ki yani. Adam hani Williams'la da pole alamıyor ya sonuçta. Ya araba çok iyi işte yani. Araba çok iyi ama Verstappen için daha iyi. Ya hala nasıl Leclerc'in arkasındasın falan hani. Yani. Çok kötü bir şoför ya Perez bence. İğrenç bir herif yani. Peki. Karısını falan da aldattı zaten. İşi magazin tarafını bir kenara bırakıyorum. Sen o günden beri zaten bir daha senin gözüne giremedi. O Monaco'daki zaten, evet. Tekne partisi. Monaco'da kara gece. Galibiyet sonrası tekne partisi. Karısını karşısına alan başarılı olamaz abi. Doğru. Benim böyle bir düşüncem var. Gerçekten çok sırtı doğru. Yere gelir. Çok net. Doğru. Evet. Çok doğru. Perez'de baktığımızda Leclerc'i 4. turda geçti. Sonrasında o da yaptığı pit sonrası, Stroll'ün kazası sonrası o da pite girdi. Norris'i de 13. turda geçmesiyle
aslında onun önünde çok bir engel kalmadı. Sadece tek zorlandığı kısım 5 saniyelik bir ceza aldı. Unsafe release'den dolayı pitte. Evet. Aradaki 5 saniye farkı da Leclerc'le zaten korumayı başardı. Burada aslında Red Bull'la ilgili en önemli söylememiz gereken şey şu. 6. turda Stroll'ün kazası geldiğinde 8'e başlarken pite giren Verstappen ile Perez arasında 2.6 saniye fark var aslında. Evet. Çok güzel bir double pit yapıyorlar. Double pit'i yapmayı çok iyi ayarladılar. Hiç vakit kaybetmeden. Evet. O şeylerin arasında Leclerc'e de geçilmeden. Aynen. Mesela Perez Leclerc'e geçilebilirdi yavaşlaması tabii dahilinde. Aynen öyle. Safety car sırasındaki time interval'ları tutturarak tertemiz bir pit yaptılar. Ve sonrasında zaten önlerinde yani herhangi bir başka bir safety car dışında bir engel kalmadı yarışın sonuna kadar. Geçen sezonlara nazaran benim gözlemlediğim bir değişiklik var abi. Televizyonda yani bizim izlediğimiz sahnelerde tur bindirme görmüyoruz artık. Fark ettin mi? Evet, yarışın sonuna doğru denk gelince gördük. Yani denk gelince gördük. Mesela eskiden görürdük. Hamilton birilerine tur bindirirdi hep. Ve acaba bu şey mi? Biz şey diyoruz ya, bu bir illüzyon mu acaba? Onu düşündüm ben bu yarış. Hani diyoruz ya en kötü arabayla olan fark biraz kapandı. Tamam, hani saniye olarak kapandığını görüyoruz ama hala daha hayvan gibi tur bindiriliyor. Ama biz görmüyoruz sadece. Mesela şey ekranında da, zaman ekranında da artı bir laps çok öyle yazmıyor eskisi kadar. Evet, yarış bitince yazıyor. Yarış bitince yazıyor. O birazcık hani yarış keyfini şey yapmaya yönelik bir illüzyon gibi, bir manipülasyon gibi düşünüyorum. Zaten 12, olumlu bir manipülasyon tabii. Galiba Verstappen 12. 13.'ye kadar tur bindirdi. Evet, evet, evet. Yani tabii, tabii. Görmedim. Bir anda 12'den aşağısı zaten şey damalı bayrak oldu yarış sonunda. Aynen. Öyle öyle. Buradan Ferrari'ye geçelim. Geçelim. Yani Oli Bierman. Evet. Ferrari'de hafta sonunun highlight'ı Sainz'ın appendisti ve sonrasında Loto'yu tutturan Oli Bierman. P3'ten yaklaşık 1 saat önce P3'ten 3. antrenmandan yaklaşık 2 saat önce F2'de pole alıp sonra bir anda kardeşim hadi sen Ferrari'ye oturuyorsun denilip 1 saatlik antrenman seansı geçirip peşine sıralama turlarında 11. olup ki ucundan Hamilton'a eliyordu yani. Binde 37 ile bile çok küçük bir farkla elendi. Sonrasında da yarışta 7. olması inanılmaz. İnanılmaz yani böyle şey gibi geçen sene Liam Lawson bir yarış Red Bull'un şeyine Alfa Tauri'ye oturmuştu ya. Evet. Ben öyle bir performans bekliyordum. Allah'tan Ferrari'de iyiydi. Çocuk rezil rüsva almadı yani. Alfa Romeo falan geçse felfecir ederler yani. Alfa Romeo falan bu sene çok kötü. Yani eski adı Alfa şimdi. Sauber. Steak Kick F1 Sauber falan. Yani Bearman'ın aslında şeyleri. Şimdi 11. başlayıp 7. bitirdi. Evet. Bir de geçişlerde de aslında. Tsunoda'yı geçişi çok masterclass. F2 geçişidir bu arada. Çünkü F2'de herkes frenlemede geçer. Yani böyle düzlükte geçiş çok olmuyor F2'de. Tam F2 geçişiydi. Tsunoda zaten F2'yi bırakalı 3-4 sene falan oldu herhalde. Evet. Onu ise ama çok kaliteli geçiş. Bir anda içeriye atması arabayı falan. Aynen. Yarışın başında o da yani işte gerçi başı demek ne kadar doğru da 14. turda falan yaptı aynen onu. O da aslında Ferrari'de safety car çıktığında pitlerini yaptı. Hem Bearman için hem Leclerc için. Yarış sonuna kadar da aslında şeyle gittiler. Tek pit stopla gittiler. Bir de Bearman softla başladı. Evet, o tırmansın diye herhalde. Çocuk bir de rahat etsin diye de olabilir yani. Olabilir tabii. Evet. Ya bir de şey de şimdi Suudi Arabistan'da zor bir pist aslında bir çerçeve. Çok zor ya. Stroll yani, aptallığından DNF oldu mesela. Çok çok büyük bir kısmını tam gaz gidiyorsun. Evet. Yani o şeyler, virajlar falan da böyle tam viraj değil. Yani neredeyse tam gaz. Tabii tabii yüksek hızlı viraj diye geçiyorsun. Yalpalayarak geçiyorsun yani. Yüksek hızlı viraj doğru kesmezsen duvardasın. Da öyle bir pist. Evet. Yarışması çok keyifli. İzlemesi o kadar keyifli olması da sürmesi aşırı keyifli pistlerden bir tanesidir yani. Bir de Bearman'la ilgili şöyle bir istatistik var. Alonso istatistiği. Doğduğu yıl şampiyon olan Fernando Alonso ile beraber yarışmayı başardılar. Bu tarihte ilk olmuş bu arada. Bir de like geldi hemen. Artık ben şey like'ı koymuyorum ya. Bizim kamera hallediyor kendisi. Evet. Buradan Mercedes'e geçelim aslında istersen. Mercedes biraz yine bir hayal kırıklığı zayıf yarattı. Çok zayıf. Mercedes çok zayıftı. Yani Mercedes McLaren'le aslında 3. takım olmak için bir mücadele içerisinde gibi. Ki eski isimleri de buydu. Mercedes McLaren. McLaren Mercedes. Şeyin McLaren Mercedes hali aslında takımın adı. Öyle yani McLaren adı öyle McLaren mi? McLaren Mercedes diye geçiyor. Ha şeyden aldığı için arabayı. Motor Mercedes. Motor yani. Mercedes'ten aldığı için anladım. Öyle. Mercedes de aslında. Ben kucağımda tutuyorum. Okay. Bu arada Oli Bierman yarışta toplam bu kadar su içmemiş ha. Bozuk bir evet, şey varmış. Arızası varmış. Abi bu nasıl hala arızalanabiliyor ben anlamıyorum ya. Ya sen hangi hareketini algılıyorsun?
Be hareketimi algılıyor mu? Like istiyor ya. Tabii tabii. Şunu like'ı verin de değerli dostlar bir şey halletsin ya kamera. Ya sen ata bugün niet etti size like'ları attı. O like'ları alacağız abi. O like'ları alacağız yani. Şey, Olivia, ya bu su içme mekanizması nasıl hala bozulabiliyor ya şu arabalarda? Bir tane pipet yok mu abi? Vallahi Ferrari'nin bu haftaki arızası da oldu aslında. Yani onun dışında sorunsuz bir hafta sonuydu. Şimdi Mercedes'le McLaren'i konuşalım biraz. Mercedes'te Russell 7. Hamilton 8. başladı. McLaren de 6. ve 5. sıraları aldı aslında cumartesi. Burada baktığımızda safety car çıktığında her iki takım da stratejiyi ikiye böldü. Evet. Hamilton ve Norris'i almadılar pit'e, Piastri ve Russell pit'e girdi. Doğru karar bu arada. Zar atıyorsun, ikisinden biri tutuyor. Ben bayağı doğru karardı yani. Yani bir şey olsa orada ki yani güvenlik aracı girmesi en yüksek olan ihtimallerde, ihtimali en yüksek olan pistlerden bir tanesi yani. Bir şey olsa mesela Hamilton, Norris bedavadan bir pit yapmış olacaklardı falan. Evet. Bence çok güzel bir taktikti. Aynen öyle. Ya şeye baktığımızda da, tempolarına baktığımızda da Red Bull'dan 06-08 arası geride kalan iki takım aslında Mercedes ve McLaren. Burada şey söyleyebiliriz. McLaren'in başarısı müthiş bence. Piastri'yi unutma da. Yani geçen sene başında ne durumdalardı, ortasında ne hale geldiler ve bu sürdürülebilir bir başarıymış. Bu sene de yansıdı. Evet. İçerisinde 8. arabaydı ya McLaren. Tabii tabii çok kötü başladılar. Korkunçtu yani. Norris falan kaybediyorlarmış ya Drive to Survive'de izledik. Peki Piastri? Evet. Evet. Şimdi yerinde mi diye baktım perde. Peki Piastri? Piastri dünyanın en öngörülü insan değil mi? Ve Alonso. Alpin halini görünce. Çok acayip ya. Ya bir çaylak olarak bunu yapabilir. Ya daha çaylak bile değil hatta. Evet. Bu kararı verebilmesi gerçekten. Evet. Ve şey de hani böyle havada kapması gereken bir opsiyondu aslında bu. Yani öyle şey değil. Senin elin bu arada şöyle duruyor. O yüzden onu like gibi algılıyor. Bunu kapat. Ben bunu bir kapatayım. Ya like'lar gelirse hiç kapatma bence. Bakalım. Gayet iyi. Gelmezse kapatırız. Tamam gelmezse kapat. Ona göre bak lütfen. evet. Şey. Ya bu öngörüm bilmiyorum. Mesela bazı şeylerde olur ya. Mesela bir takımın nasıl çalıştığını görürsün. Ya da bir şirketin. Evet. Dersin ki ben buna girmeyeyim. Tamam hani. Tabii, ne kadar varsa iyi bir opsiyon da olsa ben buna girmeyeyim. Dersin. Herhalde o da öyle bir şey yaptı yani. Hani Piastri'de. Evet. Piastri bu yarışı da Hamilton'ın arkasında yani ya Piastri, bayağı yakın takip ederek geçirdi. Piastri deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Çarkı Felek'te şey çıkmıştı. Böyle telefonla biri arıyor da işte harfler çıkıyor ya işte B, C, D, Y, Z, İ bir de verilen harfler. Şey çıktı bir meslek. Ortadaki harflerde S, İ, K tamam mı? S, İ, K açıldı. Herkes zaten kopuyor falan. Ve telefondaki kadın şey deyip duruyordu. Psikiyatri. Psikiyatri. Psikolog. Psikiyatri. Böyle aklıma ne zaman Piastri'dense oradaki psikiyatri diyen kadın geliyor ya. Evet. Ve hep psikiyatri diye isim geliyor ya. Bunu bir yıldır ben saklıyordum bunu. Vallahi iyi tutmuşsun içinde. Aynen artık zamanı geldi. Psikiyatri. Oscar psikiyatri ya. Vallahi tutamıyorum artık ya. Evet ya Allah Mehmet Ali Erbil de buradan iyi anmak isterdim ama sonlarda çok kötülediği için buradan kendisine selam gönderemiyorum artık şey bizim radarımızdan çıkmış durumda kendisi. Evet, Prime Mehmet Ali Erbil bu arada benim herhalde Türkiye tarihinde en çok güldüğüm insanlardan biridir yani. Evet. Böyle İbo Show'da mesela bir şey dansı var mesela insanların üstüne yıkılmalı dans ve nefesim kesiliyor hala daha iyi. Şey videosu da çok iyiydi ya bu Sarap Soysal. Yemek videosu da çıktı. Ortalığı dağıttı. Bütün çekmeceleri boşalttı. Bütün çekmeceleri boşaltıyor. Boşalttığı şeyleri kaşığı çatalı millete atıyor. Karpuzu atmakla tehdit ediyor. Sonra vazgeçip atıyor ama yani. Yerler karpuz, kavun. Tatlı almış tatlıyı seyircilere atıyor. Müthiş. Aslına baktığın zaman mesela Mehmet Ali Erbil yerine o videoda maymun koy. Her şey çok oturuyor yerine. Hani nedir işte maymun da bir şeyleri atar ya böyle bulduğu her şeyi atar onun gibi. O yüzden iyi oluyor. Evet işte Türk televizyonlarında eğlencenin tarihi. Müthiş bence. Burada Mercedes'le McLaren'e tekrar döndüğümüzde Norris'in bir jump startı var. Ne yaptın abi? Ve ceza aldı mı ona ya? Abi herkes öyle kalksın o zaman. Sensörler aktif olmamış. Nasıl abi? Ya evet ne yaptı? Sensörü şöyle eliyle mi kapattı ben anlamadım abi, ki. Yani nano saniyeleri ölçüyorsunuz. Bildiğin jump start yapıyor. Nasıl ölçemediniz? Ben anlayamadım gerçekten. Ama tam jump start da değil gibi herhalde abi. Neden diyeceksin? Şey ya böyle.
debriyajdan çekiyor, bırakıyor, sonra gazlıyor. Hani erken kalkmıyor aslında. Hmm, erken debriyajdan erken. Debriyajdan erken bırakıyor. O arabayı öne atıyor falan. Hı-hı. O yüzden belki o verilen zaman şeyinde şeyin arkasına geçmemiş olabilir. O çizginin dışına çıkmamış olabilir yani. Hı-hı. O yüzden ceza gelmemiştir. Evet, yani işte Mercedes'le McLaren'in yakın olduğu hafta sonunda Aston Martin yine 5. takımdı. O onlarda buradan devam da, ya. Öyle gibi gözüküyor. Ya zaten Aston'la diğer takımlar arasında çok fark var. Hem altta hem üstte. 5'te çok yalnız. 5'te çok yalnız aynen. Bu sene 2 yarıştır öyle gözüküyor. Hı hı. Sezon içerisinde şeye bakarız ki ilk 5 ile son 5 arasında da çok fark var bence. Evet. Yani o ilk 5 inanılmaz net ayrılıyor. Yani aynen. Şeyden son 5 takım için mesela bu hafta ilk defa son 5 takımdan Hülkenberg 1 puan aldı. Hı hı. Orada bir puan için yani kan gövdeyi götürür son 5'li de. Evet, benim hatta şey şakam vardı. Ben yarışı dışarıda izliyordum telefondan. Evet. Böyle tam bir şey izliyordum. Ne izliyorsun falan dediler. Dedim Battle for 14th yani. Hani şey Battle for 14th 6 kişi kapışıyor falan böyle. Öyle hı. Bir an vardı. Oralar gerçekten kan gövdeyi götürüyor da eğlenceli değil oralarda yani. Hani evet. Ya işte şey Magnussen herkes arkasında tutarak Hülkenberg'i resmen şey yaptı. Tabii. Çok güzel arkasında tutuyor bu evet, arada. Turbaşı bir saniye yavaşlattı bütün arkayı yani. Evet, bir cezalar almasına rağmen vesaire evet. Hülkenberg'in bir puan almasını sağladı. Yarışta aslında bu şekilde toparlayabiliriz diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Buradan sezonun klasikleşen bölümü Atay'la bunaltma köşemize geçelim. Evet, bu haftaki bunaltma bölümünde konuğumuz Christian Horner. Horny Horner lakabı takmayı ben uygun gördüm kendisine. Ya Horner kardeşim yakışıyor mu ya? Koca aile babasısın, koca patronsun, yılların yani Red Bull takım patronusun. Verstappen çıkarmışsın, Ricardo'yu çıkarmışsın, Vettel'i ünlü etmişsin. Yakışıyor mu? Ya beri bak beri. Ya olacak iş mi? Bırak git kardeşim ya. Kovulmayı niye bekliyorsun sen ya? Rezil rüsva olarak kovulmayı bekliyor. Aklıma bir tane siyasetçi geliyor böyle. Zamanında bırakmayıp rezil rüsva olarak gönderilen. Onu söylemek istemiyorum ama Horner gerçekten kaderi ona benzeyecek gibi. Arkada yani dede olunca mı bırakacak anlamıyorum. Arkandan böyle şeyler söyleyecekler kardeşim. Bırakacaksan bırak. Nasıl hala daha cancellanmadı anlamıyorum. Ya yani mesela Mazepin böyle bir şey yaptığında deliler gibi cancellanmıştı. Horner kimlere ne kadar para ödüyor bilmiyorum ama bence artık bırakma vakti geldi. Avustralya öncesi Horner'ı görmek istemiyorum. Evet, fantezi takımlarımıza baktığımızda da bu hafta iyi puan alan bir ata var. Ata, sevgili ata takımını paylaşmış. Gayet size. Normal. Takımı paylaşayım. Çok klasik yani. Ben birinci olmam zaten. Evet. Ne takımı? Verstappen, Leclerc. Evet. Leclerc koydum geçen haftada. Bu arada biz bu fantezi yüzünden YouTube'dan uyarı yiyoruz. Online kumar diye. Ya arkadaşlar fantezi arkadaşlar değil mi? Google'daki arkadaşlar. Ya fantezi ligi kumar değil. Açıklamada falan mı var? Yok. Fantezi ligi linkimiz var da yani. Şeyde ama geçen videoda var mıydı? Ha şey bölümlerde var fantezi diye yani. De fantezi F1 ligi kumar değildir sevgili Google. Neyse devam ediyorum. F1 F diye yaz oluyor. Ha olabilir. Verstappen, Leclerc, Sargin, Tsunoda, Bottas yani rezil rüsva ekip. Ferrari ve Williams takımıyla 186 puan aldım. Daha iyisini haftaya yapacağım ama. Evet, benim takımda Verstappen, Perez, Magnussen, Tsunoda, Albon. Takım olarak da Mercedes'le Haas var. Haas doğru hamle oldu ama ya işte şey var. Bizim iş yerindeki ligde takım olarak yarışıyoruz. O yüzden dengelemek adına 2 Ferrari, 3 kişiyiz işte. 2 Ferrari, 1 Mercedes aldık. Orada Mercedes'le biraz şey oldu hani ne olur ne olmaz diye. Orada bir çok detay takım yapıyormuşsunuz. Tabii tabii stratejiyi belirlerken orada Ferrari'de böyle bir şeyler olabiliyor. Yok bu arada. Doğru. Ferrari'de sizin kadar derin düşünmüyor ki. Bu sene yani. Kazananın ödülü zaten Ferrari'de bir aylık staj. Aynen öyle. Ben de 160 puan aldım. Birincimiz. Pitbot, evet Pitbot liginde de Kim Min-jae isimli takımıyla sevgili iş yerinden arkadaşım Mert Tiryaki lider. Ha, 400, arkadaşın mı? Evet evet. 470 puan totalde bu hafta da aldı. 213 puan var. Tebrikler. Takımı da ekrana geldi. O da işte Mert Tiryaki'ye geldi bu anonsu. Aynen onu tebrik ha, ediyoruz. Ha çift like mı kutlama acaba şöyle? Gayri, aynen evet. Evet ha, tekrar tamam. Bir kutlama. Buna bir abone gelmedi mi bunun şerefine be? Ha?
Bakalım Mert'in takımı iyi. Mert de işte o bahsettiğim strateji yaptığımız takımdaki arkadaşlarımdan biri. Vallahi helal olsun yani size. Biz ya. Yarın Red Bull'da başlayın abi. Kardeşim, bırakın sizi şirkete. Kardeşim biz bu işin ustasıyız. Gerçekten öyle gibi duruyor. Ne var peki işin ucunda? Sonunda yemek var. Yemek mi? Hafta sonu. Hafta sonu değil, yıl sonu. Yıl sonu yemek. Yemek var. Yemeyiz yani. Beyaz genelde. Yakalılar için bedava yemek her şeyden. Doğru evet. Doğru evet. Evet, 2 haftalık bir aramız var. Sonrasında Avustralya Grand Prix hafta sonu olacak. Sizlerle tekrar beraber olacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videolarımıza istediğiniz gibi yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Pitpod'un bu bölümü de sona erdi.